Eylemimizin sebebi iki öğretmen arkadaşımızın Sudan gerekçelerle sürgün edilmiş olması. Geçen seneden beri devam eden bir mesele aslında bu. Ülkenin her yerinde ÇEDES'e karşı itiraz eden, sesini yükselten öğretmenler üzerinde sürgün bir baskı aracı olarak kullanılıyor. Öğretmenlerimizle ilgili de yürütülen kumpas diyeceğim çünkü ağırlıklı olarak iftiralar üzerine kurulu bir soruşturma oluşturuluyor. Bu iftiraların tamamının mesnetsiz olduğunu biz ispatlamış olmamıza rağmen arkadaşlarımız sürgün cezasını yediler. Bununla ilgili sürgün cezası netleştiğinden bu yana biz eğitim hakkı platformu olarak DATÇA'da süreyen eylemlikler sürdürmeye çalışıyoruz. İmza kampanyası düzenledik. Son yaptığımız şey buydu. Bugün burada olmamızın sebebi de bu. 1800'ü aşkın Datçalı vatandaşın ıslak imzasıyla biz bugün buraya geldik. Datça'dan 2 minibüs dolusu insan, Eğitim Hakkı Platformu bileşenleri temsilcileri olarak ve bu imzaları valiliğe teslim ettik. Bizim isteğimiz, amacımız, hedefimiz şu: layık, bilimsel, demokrat eğitimi savunan öğretmenlerin sahip çıkılması, örselenmemesi, sürgün cezalarıyla baskı altına alınmamaları. İsteğimiz bu. Sürgün edilen, haksız yere sürgün edilen, iftiralarla, yalanlarla sürgün edilen öğretmenlerimizin de mesleklerine, okullarına geri dönmesi. İsteğimiz, hedefimiz, amacımız bu. Bütün demokratik kitle örgütlerini içinde toplayan Eğitim Hakkı Platformu olarak biz yol almayı planlıyoruz. Tabii mesele sadece Datça'da iki öğretmenin yalanlarla sürgün edilmesi değil. İşin içinde yeni müfredatla birlikte gelen bir dağ dolusu sorun var. Öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili birçok problem, soru işareti var. MESEM var, ÇEDES var. Sorunlar eğitimde dağ gibi yığılmış durumda. Okullardaki temizlik ihtiyacının karşılanamıyor olması var. Hani hangi birine değineceğimizi artık bilemiyoruz. Ama biz yerelde aslında amacımız yereldeki problemlere bulunduğumuz yerde müdahale etmek, bunlarla ilgili çözüm önerileri geliştirmek. Yine Eğitim Hakkı Platformu bileşenleri olarak bu noktada velilerle temas etmek, olabilecek en sağlıklı eğitim sisteminin kurulması için kendi payımıza düşen neyse sorumluluğu üstlenmek, gerektiğinde itiraz etmek, meydana çıkmak, basın açıklamamızı yapmak, el ele kol kola yürümek, bütün demokratik haklarımızı kullanarak itirazlarımızı, sesimizi yükseltmek. Yani devam edecek tabii eylemlerimiz bundan sonra da. Bu sistem, durum düzelmediği sürece biz yine burada bir araya gelmeye devam edeceğiz. Baskı var, bizi